Bu akşam misafirimiz olan konsolos muavinimiz Sayın Ersen Alagöz Bey, basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli müzik severler, hanımefendiler, beyefendiler. Berlin Eski Dostlar Korosu'nun bu ikinci konserine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vizekonsul der Republik Türkei in Berlin, Herr Ersen Alagöz, Vertreter der Berliner Medien, liebe Musikfreunde, meine Damen und Herren, verehrte Gäste. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem zweiten Konzert des Vereins Eski Dostlar, auf Deutsch Alte Freunde. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend so zahlreich erschienen sind, dass Sie sich entschieden haben, den heutigen Abend mit uns zu verbringen. In diesem Sinne herzlich willkommen. Değerli konuklarımız, Milletler Atlası'nda hiçbir topluluk yok ki musiki kültürünü göz ardı edip hızla değişen dünyamızda ayakta kalabilmeyi başarabilsin. Bu bakımdan biz Türk milleti gittiğimiz dünyanın her bir noktasına beraberimizde diğer kültürel unsurlarımızla birlikte musiki kültürümüzü de götürmüşüz. İşte bu akşam burada hep birlikte olmamız bunun açık bir işareti, açık bir delilidir. Bu minval üzere değerli konuklarımız, hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Kıymetli misafirlerimiz, bu akşam koromuzdan bestekarlarımızın muayilesinden muhtelif makamlarımızın deryasına düşen neoklasik formda birbirinden hoş ve nadide eserler dinleyeceğiz. Yani musikimizin asumanına kanat çırpacağız. Kıymetli müzikseverler, konserimiz iki bölümden oluşup, ilk bölümde koromuzdan Hicaz, Suzinak ve Bihavent makamlarında eserler dinleyeceğiz. 20 dakikalık bir molanın ardından ikinci bölümde Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi ve Rast makamlarının en güzel namelerine şahit olacağız. Kıymetli misafirlerimiz, konserimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Eski Dostlar Derneği Başkanı Sayın Ervin Sibil Bey'i ben mikrofona davet ediyorum sizlerin alkışlarıyla. Çarşamba akşamı Hanov'da gerçekleşen silahlı ırkçı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz. Teşrifleriyle bu akşam bizleri onurlandıran muavin konsolos Sayın Ersen Alagöz, hoş geldiniz. Kıymetli müzikseverler, basınımızın seçkin temsilcileri, bu konserin gerçekleşmesinde maddi manevi desteklerini esirgemeyen değerli sponsorlarımız. Beyefendiler, hanımefendiler, hoş geldiniz. Haziran 2018 yılında kurulan yasal dernek statüsü olmayan Berlin Eski Dostlar Türk Müziği Derneği EV, Aralık 2019 yılında dernek statüsü almıştır. 5 kişiden oluşan yönetim kurulumuz ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hocamız Hüdayi Erdem ve üyelerimiz ile amacımız klasik Türk müziği kültürünü yaşatmak. Derneğimize destek veren, bu gecede emeği geçen hocamıza, saz arkadaşlarımıza, korüs arkadaşlarımıza, Erdoğan tonmeisterimiz, bugün yükümüzü çok ağır çeken Erdoğan Yanar. Ve burayı bize, yani beraber çalışmakta Tiyatro 28, Cüneyt ve Ufuk Bey'e, bizleri yalnız bırakmayan eski dost Halim Özkan'a teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizi güzel bir akşam müzik ziyafeti için baş başa bırakıyorum. Halimciğim buyur. Efendim Başkanımız Ergün Sivil Bey'e bu veciz ve kısa konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Vielen herzlichen Dank an Vereinsvorsitzenden Ergün Sivil für die netten Worte. Değerli konuklarımız, ben sizlerin değerli alkışlarıyla evvela sazlarımızı sahneye davet ediyorum. Buyurun.
Evet. Alkışlarınız kesilmesin. Devam etsin. Koruslarımız için. Koruslarımız için. Buyurun efendim. İkinci bölümü. Erkekleri de sahneye davet ediyorum efendim. Biraz zayıf mı kaldı acaba? Teşekkürler. Değerli konuklarımız, alkışlarımız şimdi konserimizin yöneticisi olan şefimiz Sayın Hüdayi Erdem Bey için gelsin. Sizlerin alkışlarıyla şefimiz Sayın Hüdayi Erdem Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Kıymetli misafirlerimiz, konserimiz Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi'yle başlıyor. Ardından bu makamda koromuzdan sırasıyla iki eser dinleyeceğiz. Eserlerin ilki Fasıl Musikimizin büyük bir bestekarına ait. Bu bestekarımız Bimen Şen. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasında. Daha sonra yine büyük bir bestekarımız Fehmi Tokay'ın pek leziz bir eseri. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönülüm. Değerli konuklarımız, Hicaz makamının bu akışı içerisinde elimizin kulaklarına adeta pelesenk olmuş, malumu olduğumuz Suzinat makamında bir eser. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Efendim bu eserin bestekarı merhum sanat güneşimiz Zeki Müren. Ve son olarak koromuz bize musikimize kaynak olması bakımından fevkalade öneme haiz bir bestekarımız olan kaynak, Saadettin Kaynağ'ın bir eserini okuyacak. Ya deller aldı beni, taşlara çaldı beni. Yardan ayırdı feleği, gurbete saldı beni. Değerli konuklarımız bu esere girerken klarnette Ahmet Gümüş bize bir taksimde bulunacaktır. Sizlerin değerli alkışlarıyla sahnemiz koromuzda bugün buyurun.
Thank you.
yapmışlarınıza candan teşekkür ediyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Değerli konuklarımız, bu şarkıyı duyunca adeta Yeşilçam yıllarına gidiyoruz. Bestekarı Teoman Alpay. Bu eseri okumak üzere solistimiz Gülten Abacı'yı ben mikrofona davet ediyorum. Sizlerin değerli alkışlarıyla. Hadi ben de vermeyin. Zor alkışlar. Thank you.
Efendim evvela ben sizlere teşekkür ediyorum. Solistimize fevkalade eşlik ettiniz. Tabii eser de kendisini okutturuyor. Teşekkür ediyoruz solistimize, ağzınıza sağlık. Kıymetli misafirlerimiz, Ud'da Timur İmre'nin yapacağı Taksim'in ardından Berlin'de klasik Türk musikisine yıllarca emek vermiş bir sanatsever, bir kıymetli büyüğümüz mikrofonda olacak. Bu solistimiz İhsan Sırmalı. Solistimiz bize Melahat Pars'ın bir maşuğun aşığına seslenişini okuyacak. Ve şöyle diyecek. Ben gam bahazan, sense bahar. Dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi taze bir bahar seç. Değerli konuklarımız, sizlerin değerli alkışlarıyla solistimiz İhsan Sırmalı mikrofonda. Hani de anlamaya uzatlarız. İhsan Sırmalı ve kompozisyon. Tam Melahat Pars. Kıymetli müzikseverler,
Hicaz makamının son eseri. Bu eser Muzaffer İlkar'a ait ve ardından Nihavend makamına geçeceğiz. Nihavend makamına geçişte 3 enstrümandan yanlış anlamadıysam birden taksim alacağız. Bu enstrümanlarımız kanun, keman ve klarnetten bir anda taksim alacağız. Şimdiden kendilerine başarılar diliyoruz. Ardından koromuzdan 2 eser dinleyeceğiz ardı ardına Nihavend makamında. Eserlerin ilki bestekarımız Zeki Duygulu'ya ait. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek işinden, bulmakta teselli vatan akşam güneşinden. Ve ardından yine Muzaffer İlkar'a ait ölümsüz bir eser. Şarkılar seni söyler, diller de name adım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Sizlerin değerli alkışlarıyla mikrofon koronu. Okay.
hüznü, yine gamı, yine kederi içselleştirmiş bir eser var sırada. Eserin banisi bina eder, yani bestekarı Teoman Alpay. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kıymetli konuklarımız, Teoman Alpay'ın bu içli eserini solo formda icra etmek üzere huzurlarınızda solistimiz Kiraz Akyar Köroğlu. Yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.
gönül kapan anlamını taşıyor değerli konuklarımız. Sıradaki eserimizin ismi. Lakin bestekarı Hasan Esen Bey bu esere Dil Rıba demiş. Muhtemelen Lisan-ı Farisi'den tevarüz etmiş, yani gelmiş. Farsçadan Türkçemize gelmiş. Kıymetli misafirlerimiz, Dil Rıba'yı şimdi bir düet formunda dinleyeceğiz. Özür diliyorum, diyet. Tabi esere girmeden önce bir keman taksimi dinleyeceğiz. Kemani Ceyhun Dolmaçlıoğlu'ndan. Ardından, evet, sizlerin değerli alkışlarıyla, ardından düeti icra edecek olan solistlerimiz Mine Akman ve Ergün Sivil, sizlerin değerli alkışlarıyla. Thank you.
teşekkür ediyorum. Ben de Dil Rubay'ı ilk defa dinledim. Muhteşem bir eser. Bestekarın ruhuna zenginlik gelsin. Değerli konuklarımız, konserimizin ilk bölümünün son eseridir. Hatırla sevgili, o mesul geceyi. Bestekarın, evet hep beraber bu eseri muhtemelen hepimiz biliyoruz. İstirham ediyorum, iştirak edelim korumuza. Bu akşam burada iyi bir intiba ve imza bırakalım. Sizlerin değerli alkışlarıyla mikrofon korumuza. Dolmaçlıoğlu.
Keman, Gaygı, Ahmet Şenyaylar. Ve son olarak Keman, letztes Gaygı, Kemal Özbağır. Klarnette, an der Klarinette Ahmet Gümüş. Und kurz, halt, lauter. Timur Imre. Yine Ut, wieder kurz, halt, lauter. Derya Gerçek. Bas Enver Gülgen. Akordeon Ümit Sayan. Ritim, an dem Rhythmus, Ahmet Ertekin. Und zu guter Letzt wieder im Rhythmus, Ritimde Hasan Sarıkaya. Kıymetli misafirler, küçük bir anonsum vardı, onu atladım, unuttum diyeyim. Yarın akşam burada Mandra filozofunun bir gösterisi var burada. Hatırlayacaksınız. Yarın akşam saat 18'de bu salonda, bunu da hatırlatmış olalım. Evet, konserimize geçebiliriz şimdi. Konserimizin ikinci bölümü Muhayyer Kürdi makamıyla başlıyor kıymetli misafirlerimiz. Bu makamda koromuzdan arka arkaya iki eser dinleyeceğiz. Eserlerin ilki Yusuf Nankesen üstadımıza ait. Hazin bir hikayesi olan bu eserin güftesi şu şekilde. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktı. Daha sonra Selahattin Altınbaş'ın bir bestesi var. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Değerli konuklarım, konuklarımız, sizleri koromuzla baş başa bırakıyorum. Thank you.
ikinci bölümün ilk sorusundayız değerli konuklarımız. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ağır. Öylece durup bakışacağız. Mustafa Seyran'a ait bu şah eseri okumak üzere huzurlarınızda solistimiz Mustafa Mergün. Sizlerin değerli altınlarıyla. Aramızda aynı zor altı konumdan solisti Mustafa Mergün. Üzüldüğüm şeye bak. Güfte Yalçın, Bendecan, Beste Turhan Taşar.
Değerli konuklarımız, sizlerin değerli alkışlarıyla solistimiz Leyla Yüksel'i ben mikrofona davet edeceğim. Fakat sizden ekstra bir alkış rica ediyorum. Zira solistimizin bugün doğum günü. Thank you.
kıymetli müzikseverler, kıymetli dostlarımız, Muayyer Kürdi makamında koromuzdan dinleyeceğimiz İsmail Hakkı Bey'e ait bir eserle ayrılıyoruz. Aradan ondan sonra Rast makamına seyahatimiz var, değil mi hocam? Evet. Rast makamına merhaba derken sazlarımız bize bu makamda Kemal Tatyos'un bir peşlerini icra edecek. Ardından koromuzdan şarkı formunun en büyük bestekarlarından birisi, hocasının yolundan giden, hocası Hacı Arif Bey'in yolundan giden Şevki Bey'in bir eserini dinleyeceğiz koromuzdan. Nedendir bu dil izarın figanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı. Sizlerin değerli alkışlarıyla mikrofon koromuzda.
Kıymetli misafirlerimiz, konserimiz ikinci bir defa bir düete sahne olacak. Kelimeyi telaffuz ederken çok dikkat edin. Solistlerimiz Emel ve Mustafa Mergün'ün seslendireceği İrfan Özbakır'a ait eserin güftesi kısaca şöyle. Aşkın içimde duya, kalbimde duya duya, yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsin diye. Sizlerin değerli alkışlarıyla mikrofonda solistlerimiz. Hayır ama
kaybettim mi seni ben? Ayıp ama annemden bir ses var ki üç rast eser ve bir de mahur eser olacak. Eserlerin ilki Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Daha sonra otoritelerin musikimizin, klasik musikimizin, milli musikimizin en büyüğü dedikleri Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin bir eseri. Hepimizce malum. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Üçüncü eserimiz mahur makamında ve bestekarı Selami Şahin. Sen gidince ruhumu bir alev sardı. Ve son olarak belki de koromuz ismini bu şarkıdan almıştır. Bilemiyoruz. Vefayı, vefasızlığı anlatan bir şarkı. Unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Değerli konuklarımız, sizlerin değerli alkışlarıyla mikrofon koromuz. Thank you.
size çok güzel bir sürpriz hazırlamış olacağım. Thank you.
güzel bir sürpriz hazırlamıştık. Nasıldı ama? Bomba gibi diyor hanımefendi hocam. Evet, bir otel gecesinde böyle bir hür vurulur. Evet hocamız mühürü gerçekten vurdu. Teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimle hocam. Evet, gerçekten konserimizin sonuna geldik. Çiçek takdimindeyiz. Evet, bayanlarımız bir çiçeği... Ben yine de iki kelime söylemek istiyorum. Tabii, tabii buyurun. Umarım hoş...
güzel bir sürpriz hazırlamış dedik. Nasıldı ama? Bomba gibi bir hanımefendi hocam. Evet, bir konser gecesinde böyle bir hür buldum. Evet hocamız buldu, gerçekten buldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam. Evet, gerçekten konserimizin sonuna geldik. Çiçek takdimindeyiz. Evet, bayanlarımız bir çiçeği... Ben yine de iki kelime söylemek istiyorum. Tabii, tabii. Buyurun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zevk almışsınız. Burada bulunduğunuz için, bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve saz arkadaşlarımıza sizlere çok çok teşekkürler. Bir dahaki konserde görüşmek üzere. Evet, ilk çiçeği hocamıza takdim ediyoruz. Bu akşamın aylarca hazırlandılar. Bu akşamın mimarı takdim ederken basın. Ben aslında burada kalabalık yapıyorum, doğru. Ben bir şöyle çekileyim kenara. Evet, sıradaki çiçek. Evet. Evet, başkanımıza da bir çiçek. Evet, bu işin bütünü çeken ekibin başında Ergün Sivil Başkanımız. Teşekkür ediyoruz zahmetlerine, sağ olsunlar, olsunlar. Evet, bana da verecekler. İlk defa direkt sahnede bir çiçek alıyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli konuklarımız, bu güzel akşamı gerçekten biliyorum yerlerinizden kalkmak istemiyorsunuz. Evet, kalkamıyorsunuz. Hakikaten güzeldi. Ama her güzelin de bir sonu, bir nihayeti var. Hevesinizi, heyecanınızı bir dahaki konsere kadar muhafaza etmenizi hasreten rica ediyorum. Bir... Bitti. Bu kadardı, evet. Bir dahaki konserde... Ahmet abi. Özür diliyorum, evet çiçeğimiz var başkanım. TGB Korosu'nun başkanı Fatma ablamız, evet başkanımız Ergün Bey'e çiçek takdiminde bulunuyorlar. Fatma abla. Efendim, Berlin Türk Müziği Topluluğu da çiçeklerini takdim edecekler başkanımıza. Buyurunuz efendim, ben şu sandalyeyi alayım şöyle. Buyurun. Evet. Tabii ben bu arada çiçekler takdim edilirken meine Damen und Herren, es war so schön, dass Sie heute Abend bei uns waren, mit uns waren, dass Sie uns heute Abend Gesellschaft geleistet haben. Wir bedanken uns herzlich und wünschen Ihnen eine gute Reise nach Hause und danke, danke, dass Sie nochmal gekommen sind. Kıymetli misafirlerimiz, ayaklarınıza sağlık. Bir dahaki konser ve konserlerimizde yeniden birlikte olalım. Görüşmek üzere. Ya, ben
Bana bak. Tamam, bana bak. Şaka. Oğlum ben iyi ver.